Merhaba sevgili öğrenciler. İlkokul Sayfam kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir konu işleyeceğiz. Ne mi işleyeceğiz? Ülkemizdeki doğal ve turistik yerleri öğreneceğiz çocuklar. Resimlerle ülkemizin tümündeki en güzel yerleri tanıyacağız çocuklar. Bizim ülkemiz çok güzel bir ülke. Her şehrinde farklı bir güzellik var. Hazırsanız şimdi ilk bölgemize başlayalım çocuklar. İlk bölgemiz Marmara bölgemiz. Marmara bölgemizdeki şehirleri şu anda görüyorsunuz çocuklar. Evet, 11 tane şehrimiz var Marmara bölgemizde. Ve kültürel güzelliklerden bahsedelim. Selimiye Camii Edirne çocuklar. Edirne'de bulunan Selimiye Camisi. Uludağ, Bursa. Gelibolu tarihi alanı, Çanakkale, yeni işlediğimiz konu. Longoz ormanları, Kırklareli. Kız Kulesi, İstanbul. Çok güzel değil mi? Acarlar Longozu, Sakarya. Ertuğrul Gazi Türbesi, Bilecik. İzmir Saat Kulesi, Kocaeli. Zaganos Paşa Camii, Balıkesir. Tekirdağ Arkeoloji Müzesi, Tekirdağ. Yürüyen Köşk, Yalova. Şimdi de çocuklar Ege bölgesindeyiz. Ege bölgemizin illerini görüyorsunuz. 8 tane şehrimiz var. Ege bölgesinde bulunan başlıca doğal ve turistik yerlerden bahsedelim. Bafa Gölü, Aydın ve Muğla illerinde yer alıyor. Efes Antik Kenti, İzmir. Yamaç paraşütü mekanımız, Ölüdeniz, Muğla. Pamukkale travertenleri, Denizli. Beyaz incimiz. Çini Müzesi, Kütahya. Harika eserler var. Afyon Kalesi, Afyon, Karahisar, en zirvedeki yer. Sardes Antik Kenti, Manisa. Ulubey Kanyonları, Uşak. Şimdi de İç Anadolu bölgemizdeyiz. Bölgemizin illerini görüyorsunuz. 14 tane şehrimiz var. İç Anadolu bölgesinde bulunan başlıca doğal yerlerden de bahsedelim mi? İlk bölgemiz Erciyes Dağı, Kayseri. Peri Bacaları, Nevşehir. Masal gibi değil mi? Odun Pazarı, Eskişehir. Tarihi evleriyle ünlü. Tuz Mağarası, Çankırı. Kaya tuzlarından yapılmış eserler. Acem Höyük, Aksaray, eski bir yerleşim yeri. Manazan Mağaraları, Karaman. Gök Medresi, Sivas. Mucur Yeraltı Şehri, Kırşehir. Kuş Kayası ve Kaya Mezarları, Niğde. Çeşnigir Köprüsü, Kırıkkale. Mevlana Müzesi, Konya. Dünyaca ünlü. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası,
Ankara ilk meclisimiz. Şimdi de çocuklar Akdeniz bölgemizdeyiz. Akdeniz bölgemizdeki illeri görüyorsunuz. Akdeniz bölgesi tarihi alanları ve kültürel alanları. Manavgat Şelalesi, Antalya, nefis bir görüntü. Cennet ve cehennem obrukları, Mersin, devasa çukurlar. Lavanta bahçeleri, mis gibi kokusuyla Isparta'da yer alıyor. Titus Tüneli, Hatay. Taş Köprü, Adana. Adana'ya güzellik katıyor. Arkasında Sabancı Camisi var. Karatepe Açık Hava Müzesi, Osmaniye. Sagalassos Antik Kenti, Burdur. Şimdi de çocuklar, Güneydoğu Anadolu bölgemizdeyiz. Bölgemizin illerini görüyorsunuz. 8 tane şehrimiz var. On Gözlü Köprü, Diyarbakır. 10 tane kemerden alıyor ismini. Maraş Kalesi, Kahramanmaraş. Ravanda Kilisesi, Kilis. Göbekli Tepe, Şanlıurfa. Rafadan Tayfa çizgi filmini izleyenler bilir. Zeugma Antik Kenti, Gaziantep. Hasankeyf, Batman. Batman'daki tarihi şehir. Botan Vadisi Milli Parkı, Siirt. Cizre Kalesi, Şırnak. Eski Mardin, Mardin. Mardin'deki bir yerleşim alanı. Tarihi güzelliklerle dolu. Şimdi de Doğu Anadolu bölgemizdeyiz çocuklar. Bölgemizin illerini görüyorsunuz. 14 tane şehrimiz var. Doğu Anadolu bölgesi tarihi ve kültürel alanlarını görüyoruz. İshak Paşa Sarayı, Ağrı manzarasıyla ünlüdür. Nemrut Dağı, Adıyaman. Dağın zirvesinde devasa heykellerle ünlüdür. Giverik Şelalesi, Erzincan. Bakmaya doyamıyor insan, değil mi? Ani Harabeleri, Kars. Palandöken, Erzurum. Erzurum'un meşhur kayak alanı. Akdamar Kilisesi, Van. Van Gölü'nün ortasındaki bir kilise. Çok ünlü. Ardahan Kalesi, Ardahan. Taş Köprü, Malatya. Mükemmel bir görüntü. Kayme Sarayı, Hakkari. Pertek Kalesi, Tunceli. Nemrut Krater Gölü, Bitlis. Dünyanın en büyük ikinci krater gölü. Şehit Türkler Anıtı, Iğdır. Malazgirt Kalesi, Muş. Golan Kaplıcaları, Elazığ. Yüzen Adalar, Bingöl. Müthiş bir görüntü, değil mi? Çocuklar, dersimiz burada sona erdi. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Lütfen kanalımıza abone olarak bizleri destekleyin. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz.